çikolataya gider. Değil mi? Halbuki bu mücahedatın içerisinde kıyamete kadar gelecek bütün çocuklara yetecek kadar ne var? Çikolata var. Bakın mahiyetten gaflet. Mahiyetten gaflet. Allah insanı yarattı. Yerde ve gökte Allah'ın en antika sanatı insan. Bütün kainatın özü, bütün alemlerin özeti insan. İnsan Allah'ın halili, habibi, dostu olacak keyfiyette yaratılmış. İşte bundan gafil olmamak. Allah'ın bize bahşettiği nimetin büyüklüğüne bakmak. Yani yerde ve gökte insandan daha âli, daha kıymetdar, daha cami bir mahluk yok. Birçok insan bak mahiyetten gafil. Bir de akıbetten gafil. İnsanın önüne iki yol açılmış. Ya cennettir ya cehennemdir. Ortası yoktur. Üstad Hazretleri diyor, beşerin diyor en mühim meselesi cehennemden kurtulmaktır. Beşerin en mühim meselesi cehennemden kurtulmaktır. Hadisat-ı Muhammediye kainatın en mühim meselesidir. Şimdi bu iki esas üzerine ders gidiyor. Bakın. Çok şey yapıyorum. Evet, oku bakalım. Birisi cesettir. Evet, cesedin genç iken latif, zarif ve güzel gül çiçeğine benzerse de ihtiyarlığında kuru ve uyumuş kış çiçeğine benzer ve Uyuşmuş. uyuşmuş kış çiçeğine benzer ve tahavvül eder. Evet. Devam et. Biri de hayat ve hayvaniyettir. Bunun da sonu ölüm ve zevaldir. Biri de insaniyettir. Bu ise zeval ve beka arasında mütereddittir. Daimi bakinin zikriyle muhafazası lazımdır. Şimdi bu cümlenin üzerinde çok hakimane durmak gerekiyor bakın. İnsaniyet bize emanettir. İnsaniyet bize emanettir. Cenab-ı Hak dünyada bizim hayatımıza kefildir. Bak, yerleri ve gökleri hayat için kesmiş, tanzim ve tertip etmiş. İnsan noktayı temerküz. Kainatta en antika. Bütün nimetler insanın başına bağlanmış. Allah bizim dünyada hayatımıza kefil. İkincisi, Cenab-ı Hak bizim rızkımıza da kefil. Hayatın tanzimi için, bak işte hayata ne lazımsa Allah vermiş. Ziyadesiyle vermiş. Hayata görmek lazım. Tamam. Ama göz içinde Cenab-ı Hak güneşi yaratmış. İşiteceksin, kulak vermiş. Teneffüs edeceksin, ciğer vermiş. Ciğerlerin içine Cenab-ı Hak atmosferi halk etmiş. Yumruk kadar mide vermiş. Midenin ihtiyacı için de binlerce, yüz binlerce taamı, meyve ve sebze yaratmış. Allah bizim dünyada hayatımıza kefil. Tamam. Cenab-ı Hak bizim rızkımıza da kefil. Ama dikkat edin. Cenab-ı Hak bizim akıbetimize kefil değil. Ya. Allah bizim akıbetimize kefil değil. Akıbetimizi doğrudan doğruya bizim irademize bırakmış. İşte hak, işte batıl. İşte güzel, işte çirkin. İşte halal, işte haram. Cenab-ı Hak bizim akıbetimize kefil değil. Akıbetimizi bizim irademize bırakmış. Şimdi buradan anlaşılan mana nedir? Din tercihtir. Tercihini yapacaksın. Din teveccühtür. Teveccühün isvetinde ahirette insan ne yapacak? Kadir ve kıymet, itibar ve şeref kazanacak. Bu nokta, yani bu derste alınması lazım gelen en büyük mesaj budur. Allah hayatımıza kefil, rızkımıza kefil.
Ama akıbetimize kefil değil. Bak. Akıbetimizi bizim irademize bırakmış. O iradeyi de istikamette götürmek için de iman şuurunun müminde çok keskin olması lazım. Demek bütün kemalatın medarı, esası, kayyumu ne? İman. İman şuuru. İman kemala doğru gidince ahlak güzelleşir. İman kemala doğru terakki ve tesafi edince ibadetlere riya girmez. O Müslümanın dünyasında diğer Müslümanlara karşı haset, kıskançlık, adavet, kin ve ıbrar da olmaz. İman mükemmel olursa muamelat da, ticari ahlak da ne olur? Mükemmel olur. Tam emin bir Müslüman, emin bir kul. Evet. Şimdi evet, bu ders bu noktadan önemli. Allah hayatımıza kefil, rızkımıza kefil ama akıbetimize kefil değil. Evet. Onun için Peygamberimiz buyuruyor, insan diyor, gider gider cennete bir karış kalır, cehenneme düşer. Gider gider cehenneme bir karış kalır, tövbe-i nasuh eder, Allah'a yönelir, cennete girer. Onun için Müslümanın dünyasında akıbet önemlidir. İstikamet çok önemlidir. İstikamet Müslümanın dünyasında farz-ı daimidir. Ta son nefese kadar. Allah ayağınızı kaydırmasın. İstikametten de saptırmasın. Oku. Biri de ömür ve yaşayıştır. Bunun da hududu tayin edilmiştir. Ne ileri ve ne de geri bir adım atılamaz. Evet. Bunun için elem çekme, mahzun olma. Üstad diyor, ecel birdir, tağayyür etmez. Hazreti Ali demiş ki, ecelim benim ne güzel muhafızımdır. Bak, ecelim benim demiş ne güzel bir muhafızımdır. Rahmetli peder diyordu, işte bundan belki 80 sene önce Allah alem, şarkta birisi öbürüne 18 tane kurşun sıkmış. Vücudundan 18 tane kurşun, o günkü tıp 18 kurşunu çıkartmıştır. Adam 3 ay sonra kalkmış, yürümüş gitmiş. Bazen bir tokat vurursun düşer ölür. 18 kurşun ölmemiş bak. Ecel bir. Öldürmeyen Allah öldürmez. Onun için bir hadis var ki, kul sekerata girdiği zaman bir melek gelir der ki, artık senin dünyada yiyecek taamın kalmadı. İkinci melek, artık senin dünyada içecek suyun kalmadı. Üçüncü melek de artık senin dünyada teneffüs edecek nefesin kalmadı. Bitti. İşte mumu yakınca mum ne yapıyor? Adım adım tükenmeye gidiyor. İnsan ömrü de böyle bak. Yaş geçtikçe mum neye doğru iniyor? Aşağıya doğru iniyor. Evet. Ha, ecel bir. Ne ileri ne geri. Mukadderat, Allah ne kadar takdir etmişse, o takdir ettiği ömrü istikametle, ibadetle, kullukla ifa ve icra etmek bizim neyimizdir? En ciddi sorumluluğumuz ve görevimizdir. Evet. Bunun için elem çekme, mahzun olma, tahammülünden aciz, takatinden hariç olduğun tuğli emel yükünü yüklenme. Biri de vücuttur. Vücut zaten senin mülkün değildir. Onun maliki ancak malikül mülktür. Şimdi insanın vücudunun sahibi kimdir? Allah var. Daha haberin yok. Başım ağrıyor, dişim ağrıyor. Hadi. Çek kurtul. Kes kurtul hadi. Bak. Bir zamanlar birisi, yaşlı bir adam bakın. 72 yaşında. Böyle yolda yürürken biraz ekabirane, biraz da gururlu bir şekilde bu vücut benim dedi. Vücut benim deyince dedim bunu bir sıkıştırayım böyle. Döndüm. Dedim söyle madem bu vücut senin, söyle bakalım böbreğin nerede? Adam böyle ellerini açtı. Böbreğini arıyor bak. Böbreğini arıyor. Kaç yaşındasın? 72. 72 senedir böbreğin içinde ne halt ediyor? Haberin var mı? Estağfurullah dedi, hocam, vücut Allah'ın ellerini kaldırdı ya. Bak, vücut Allah'ın da.
Şimdi yemeği yiyorsun, buradan aşağı indikten sonra nasıl dağılıyor? Nereye gidiyor? Haberimiz var mı? Şuurumuz tahallük ediyor mu? Bak. Bizi yaratan Allah. Bizi yaşatan da Allah. Bu nokta çok önemli bak. İnsan hakkında en büyük hak, en büyük hak, en büyük hukuk Allah'ındır. Niye? Çünkü insanı yaratan Allah'tır, yaşatan da Allah'tır. Hepsi emanet. İşte kulluk nedir? Kulluk emanete ihanet etmemektir. Allah'ın verdiği emaneti kirletmeden Allah'a teslim edersek, Cenab-ı Hak onun karşılığında ebedi bir cenneti, baki bir saadeti ikram ve ihsan ediyor. Evet. Ve senden daha ziyade senin vücuduna şefkatlidir. Binaenaleyh, Malik-i Hakiki'nin daire-i emrinden hariç, o vücuda karıştığın zaman zarar vermiş olursun. Ümitsizliği intac eden hırs gibi. Biri de bela ve musibetlerdir. Bunlar zaildir, devamları yoktur. Şimdi belalar ve musibetler hakikat noktasında insanı helak etmek için gelmemiş. Arındırmak için gönderilmiş. Tasaffi ettiriyor. Cenab-ı Hakk'ın sünnetullah kanunu var. İşte mendilin kirlendi. Değil mi? Suyla yıkarsın. Sabunla yıkarsın. Çamaşır makinesine atarsın, temizlersin. Ama bakın demir kirlendi. Yani demir oksitlendi. Pas tuttu. Onu suyla yıkayamazsın. Suyla yıkarsan iyice demir ne olur? Paslanır. Demir kirlendi mi, sünnetullah kanunu, onu ateşe sokacaksın. O nar ateşe sokacaksın. İyice orada yanacak. Kıpkırmızı olacak. Sonra getirsin, örse kafasında kaç tane? Değil mi? Ya. Ateşin azı. Vuracaksın. Ondan sonra onun kiri temizlenir. Bu kanun insanın manevi hayatında da caridir. Ahir zamanda yaşıyoruz. Hatamız çok, günahımız çok. İslam dininde İslamiyet Müslümanı tövbeden sonra serbest bırakmamış. Tövbeden hemen sonra şeyden, günahtan hemen sonra tövbe etmek vaciptir. Ölüm gelmeden önce tövbe. Tövbe edeceğiz. Tövbe ettik mi efendim, gözyaşıyla yıkadık mı Cenab-ı Hak o günahı siliyor. Tövbe etmesen o demirin ateşe girdiği gibi. Ya. Yani insanın günahını ancak cehennem ateşi temizler. Bir de kafasına vurdu deyince Elazığ'da 6.8 şiddetine deprem olmuş şu anda. Cenab-ı Hak, Cenab-ı Hak hayırlara vesile kılsın, Rabbim hafsetsin. Bakın musibetler işte bak. Yani küre arz titriyor. Kur'an-ı Kerim'deki bakın belagat-ı Kur'aniye elfaz ile mana arasında çok latif bir münasebet var. Bu Kur'an'ın icazı, Allah'ın kelamı. Bak şimdi deprem sarsıntısı olduğu zaman ne oluyor deprem? Ben çok çok deprem gördük biz. Çok deprem yaşadık. Tamam. Cenab-ı Hak muhafaza etsin. Bak. Şimdi ayet-i kerimede bak küre arzın sarsılmasıyla ilgili ses tonu itibariyle Kur'an'ın elfazının arkasında öyle bir mana var. Bak, bak, bak. İza, bak, Z harfi nedir? Titreşimdir. Fonatiğe göre Z nedir? Titreşimdir. Bak, İza, zülzületül ardu zilzaleha. Bak, zzz. Kur'an'ın şu ayeti, küre arz hareket ederken arkadaki şeyi, ses ritmini de veriyor. Bak, iki adam konuştuğu zaman diyorsun ulan
Nedir fiskos ediyorsun, fıs konuşuyorsun bak. Öyle mi? Ne şeytanlık yapıyorsunuz bak. İslamiyet'te mesela iki adam cemaatin içerisinde yan yana gelse, fiskos ise ulan bunlar muhakkak şeytanlık yapıyor bak. Şimdi ayet-i kerime bak. Şeytanın destesini anlatıyor. قُلْ اَيْزُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ اِلَٰهِ النَّاسِ Bak. Kur'an'ın icazı, Allah'ın kelamı. Ha. Şimdi musibetler, bakın. Peygamberimiz diyor ki, Müslüman her zaman kârlıdır. Nasıl kârlıdır? Deprem oldu. Deprem olsa, ölse, manen şehit hükmündedir. Hayvanı, koyunu, keçisi, devesi zayi olsa, sadaka hükmündedir. Bak, bu musibetler böyle. Demek ki müminin, Allah'a itaat eden, Cenab-ı Hakk'a teslim olan Müslümanın her hali güzeldir. Bak, Allah ecir ve mükafatını veriyor. Teslimiyet. Mülkün sahibi kim? Allah. Ha, kamil insanlar ne demişler? Ya Rabbi, narın da hoş, nurun da hoş. Bak, senden gelen hoştur bana. Allah Allah. Bak, narın da hoş, nurun da hoş. Onun için yani musibetler insanı hakikat noktasını helak etmek için gelmez, arındırmak için gelir. Uyandırmak için gelir. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet var ki Ela ile başlıyor. Ela. Ela'nın tam Türkçe karşılığı şu, az yakın gel. Şimdi bir adam uyuyor. Ben kalk namazı kalkmıyor. Şimdi ne yapıyor? Şşt şşt şşt. Kalk kalk namazı kalk. Şimdi Kur'an'da birçok ayet Ela ile başlıyor. Ela şşt uyan. Ela bi zikrillahi tatmain kulub. Kalpler ancak Allah'ın zikriyle ne olur? Mütmain olur. Bak, uyan. Demek hakikat noktasında bizi uyandıran her şey nedir? Hakikat noktasında rahmettir, inayet ve lütuftur. İşte kulluktaki şey de budur, teslimiyet de budur. Mülkün sahibi kim? Allah. Allah mülkünde dilediği gibi tasarruf eder mi? Eder. Ha. Bizim vasfemizde Allah'a itaat, inkiyat ve kulluk. Şikayet yok. Bak ya. Kime şikayet ediyorsun? Kimi kime şikayet edeceksin ki? Bakın. Ha. Onun için Cenab-ı Hak hayra tahvil etsin. Allah memleketimizi korusun, vatanımızı korusun. Ya. Milletimizi korusun, hususun. Evet. Biri de sen burada misafirsin ve buradan da diğer bir yere gideceksin. Misafir olan kimse beraberce götüremediği bir şeye kalbini bağlamaz. Bu menzilden ayrıldığın gibi... İşte dünyaya geldik değil mi? Bir şair öyle demiş değil mi? Bak, indik pazara, dünya, berzah aleminden dünyaya geldik. Ana rahminden dünyaya geldik mi? Geldik. İndik pazara, tamam. Kefen aldık, döndük mezara. İşte bu yani. Bu. Yani ömür çok kısa da. İşte bu ömrü Allah adına, Kur'an hesabına kullanmak lazım bak. Pazara indik, işte dünya hayatı. Üç gün demişler. Gençlik, olgunluk ve ihtiyarlık. Ama ölüm, ölüm her zaman geliyor yani. Bizim bir arkadaşımız vardı şeyde, Mezaristan müdürü Hasan Hoca. Dedim, Hasan Hoca ne var ne yok şeyde, Zincirli Kuyu'nun şeyi, mezar müdürü. Hasan Hoca ne var ne yok dedim. Hocam dedim, buraya yaşlılar sıra sıra geliyor, gençler de ara sıra geliyor. Yaşlılar sıra sıra geliyor, gençler de ara sıra. Dünya geldi, geldikten sonra neyi bekliyoruz? Hakikat noktası, ölümü bekliyoruz yani. Bitti yani. İşte bugün ne oldu? Akşam oldu. Ömür takviminden bir gün bir yaprak daha düştü. Adım adım, nefes nefes nereye gidiyoruz? Ölüme gidiyoruz. İşte Allah iman, şuuru versin. Allah şuurumuzu keskinleştirsin. Gafletten, gabavetten, rahavetten, tembellikten, lakaytlıktan Allah bizi muhafaza etsin. Evet. Son cümle diyor ki, öyleyse aziz olarak çıkmaya çalışın. Evet, evet. Ya. Öyleyse aziz olarak çıkmaya çalış.
Vücudunu mucidine feda et. Mukabilinde büyük bir fiyat alacaksın. Yani Allah'a vermezse kime vereceğiz? Bak. Nefis alır götürür, şöhret alır götürür, enaniyet alır götürür, siyaset alır götürür. Dünyanın pislikleri alıp götürür. Kime satacaksın ya? Şu hayatı kime satacaksın? Şuurlu Müslüman bunun murakabesini yapması lazım. Yıllar önceydi, belki 30-40 seneden fazla oldu. Erzincan'da otobüs terminalinde geldik, namaz kılacağız. Orada affedersiniz şey var, tuvalet falan var, abdest alınacak. Bir tane meczup bir genç çocuk böyle. O zaman böyle 50 kuruşlar vardı, gümüş 50 kuruşlar. Şimdi böyle atıyor. Böyle. Şimdi ver şabana gitmez yabana. Öyle tutuyor. Ver şabana gitmez yabana. Ver şabana gitmez yabana. Birkaç tane kardeşimiz vardı. Bak dedim bak. Ne bize söylüyor bak. Ver şabana gitmez yabana. Kime vereceksin ya? Hadi ver bak. Hayatı kime vereceksin? Ya. Hayat Allah'a verilir. Hayat Kur'an'a tahsis edilir. Hayat sünnet-i seniyeye feda edilir. Hayat dinin ilası, ifkası için nezredilir, hasredilir. Bak bu. Bunun dışında neye versen zayi oldun. Zayi ettin ve bitirdin. Evet. Allah'a satmak. Altıncı sözde ayet-i kerime var. İnne Allah'a iştira. Nefsini ve malını Allah'a satmanın karşılığı nedir? Cennet. Cennet. Cenneti vereceğini Cenab-ı Hak taahhüt ediyor. Bak. Nefsini ve malını Allah'a satarsan karşılığında ebedi, namütenahi, sonsuz bir cennet, sonsuz bir hayat, sonsuz bir devlet, sonsuz bir saadet bizi bekliyor. Kazanırsak böyle, ya kaybedersek? Ya bak, bak. Yani bu iş çok ciddidir. Bakın Üstad Hazretleri diyor. Yani birkaç aydan beri ben bunun üzerine çok duruyorum. Şimdi kelamın, kursi kelamın, Kur'an'a medar hakikatların nuraniyeti vardır. Letafeti vardır. Akla, kalbe, ruha medar yansımaları, feyizi vardır. Bir de kelamın ağırlığı vardır. Kelamın ağırlığı. Bakın, şimdi sen oradan bir cümle diyor ki, eğer İngiliz ve Alman kadar gücünüz varsa, şimdi burada dur. İşte dünyanın iki tane süper devleti, biri Alman, biri İngiliz. İngiliz ve Alman kadar gücün, kuvvetin, otoriten varsa, bu bir. İkincisi, İngiliz ve Alman kadar da servetin varsa, bu da etti iki. Üçüncüsü, bir de diyor, aklın varsa, bakın üç tane şart. Şimdi kelamın ağırlığına bakın, bak. İngiliz ve Alman kadar gücün varsa bir. İki, İngiliz ve Alman kadar paran, devletin, servetin varsa. İki, bir de aklın varsa, eğer şu cennet bir uçak bileti gibi satılmış olsaydı, ver, al sen kârlısın. Bak. Her Müslümanın başına cihan baha, cihandan daha kıymetli bir imtihan açılmış. Ya kazanacak, ya kaybedecek bak. İşte Üstad ne diyor? Bak Risale-i Nur'u avukat tutmak isteyenler. Yani Risale-i Nur'u okursan, şu hakikatlere amel olursan Allah'ın izniyle sen ne yaparsın? Hayatı vakayı kazanırsın. Bak, çok insanlar lakaytlık, lauballik, günah, kötü arkadaş, kötü muhit, kötü çevre. Pek çok insan şimdi kaybediyor. Cenab-ı Hak muhafaza etsin yani. Ya. Ya, evet. Çünkü feda etmediğin takdirde ya bade heva zail olur gider veya onun malı olduğundan yine ona rücu eder. Eğer vücuduna itimat edersen ademe düşersin. Çünkü ancak vücudun terkiyle vücut bulunabilir.
ve keza vücuduna kıymet vermek fikrindeysen, o vücuttan senin elinde ancak bir nokta kalabilir. Bütün vücudun cihat-ı erbasıyla ademler içinde kalır. Ama o noktayı da elinden atarsan, vücudun tam manasıyla nurlar içinde kalır. Biri de dünyanın lezzetleridir. Bu ise kısmete bağlıdır. Talebinde kalaka düşer ve sürat-i zevali itibariyle aklı başında olan onları kalbine alıp kıymet vermez. Dünyanın akıbeti ne olursa olsun lezaizi terk etmek evladır. Çünkü akıbetin ya saadettir. Saadet ise şu fani lezaizin terkiyle olur. Veya şekavettir. Ölüm ve idam intizarında bulunan bir adam sehpanın tezyin ve süslendirilmesinden zevk lezzet alabilir mi? Dünyasının akıbetini küfür saykasıyla adem-i mutlak olduğunu tevehhüm eden adam için terk-i lezaiz evladır. Çünkü o lezaizin zevaliyle vukua gelen hususi ve mukayyet ademlerden adem-i mutlakın elemleri her dakikada hissediyor. Bu gibi lezzetler o elemlere galebe edemez. El-Fatiha.